Herkese merhabalar canlar. Kanalım Sütlü Mutfağı. Hepiniz hoş geldiniz. Harika bir ıspanaklı börekle karşınızdayım bugün. Hiç malzeme arttırmadan muhteşem bir börek yapacağız. Hadi bakalım mutfağa gidiyoruz. Öncelikle canlar ıspanaklı böreğimizi iç harcına hazırlıyoruz. Şöyle 700-750 gram kadar bir ıspanağım var. Ne yapacağım? Bunları şöyle güzelce bir doğrayacağım. Ben ıspanaklı böreği çiğden yapıyorum. Böyle kavurduğumuz zaman zaten hiç canı olmayan ıspanağımın hiç canı kalmadığını düşünüyorum. Azıcık böyle ağza gelsin seviyorum. O yüzden kavurmadan çiğden koyacağım ıspanağımı. Sadece şöyle bir püfüm var. Ispanaklarımı doğradıktan sonra çok az miktar bir tuzla ıspanaklarımı ovup birazcık öldüreceğim. Böyle çok diri diri de bırakmayacağım. Bir çay kaşığı kadar tuzumu koyuyorum. Ve başlıyorum ıspanaklarımı olmaya. Şöyle ova ova. Onlar zaten bir süre sonra küçülmeye başlayacak. İçindeki suyunu çıkardığımız için güzelce de. Bakın küçülmeye başladılar. Gördünüz mü? Şöyle alttan da alalım. Ispanaklı böreği şöyle peynirle seviyorum. Biraz peynirim var. İster koyun ister koymayın ama bence peynirli çok daha lezzetli oluyor. Böyle araları hiç boş boş kalmıyor. O peynir aralarını güzelce dolduruyor. Şimdi çatal yardımıyla peynirimizi de biraz ezelim. Güzel böyle sert bir peynir. Gördüğünüz üzere ıspanaklarımı da bayağı bir küçülttüm. Şimdi peynirle karışınca biraz daha küçülecekler. Peynirimizi de bir karıştıralım canlar. Ispanak iç harcı hazır canlar. Şimdi bunu kenara koyalım ve artık böreğimiz iç sosunu yapalım. Şimdi canlar bir sos yapacağım ki aman aman. Yani yapıp yiyebileceğiniz en iyi sos olduğunu söyleyebilirim size. Bir tane şöyle bütün yumurtam var. Bir çay bardağı sıvı yağım var ve bir çay bardağı da sütüm var. Bunların şimdi hepsini koydum. Bir tane karıştırıcıya şöyle karıştırıyorum. Hemen elime fırça geldi. Fırçayla karıştırdım ama bir çırpıcıyla ya da bir çatal yardımıyla da güzel bir şekilde karıştırabilirsiniz. Bütün malzemeler şöyle birbirine karışsın. Bir tane yufkamı açtım canlar. Şöyle sosum gayet güzel bir şekilde hazır oldu. Her yere gelecek şekilde sosundan sürüyorum. Bu çok önemli. Sosumun her yerine gelmesi. Zaten yufkalarımı marketten almıştım. Yani Allah günah yazmasın ama yani gerçekten bu kadar kötü yani yufka olmamalı. Bu kadar kalın. Neyse. İçimize bakalım. Şöyle devam ediyoruz. Her yerine gelsin. Soslardan. Bu arada kanalda hangi tarifleri görmek istersiniz ya? Yazarsanız aşağı yoruma çok memnun olurum. Her bir yorumu okuyup her bir yoruma cevap veriyorum. Biliyorsunuz. Sizleri seviyorum. Şimdi birinci katıma böreğimi güzelce sürdüm. Her yerine gelecek şekilde. Şimdi üzerine ikinci yufkamı örteceğim. O kadar biçimsiz ki yufkalar. Bakalım nasıl örteceğiz. Şöyle. Alttakiyle aynı yapalım ki. Birazcık kenarını alarak böyle şeyinizi işleyebilirsiniz yufkanızı. En azından bir tık. Çünkü boş yeri kalmasın istemiyorum. Evet. Zaten birbirine güzelce yapıştık değil mi? Harikasın. Muhteşem bir yufkasın. Teşekkür ediyorum. Şimdi buraya da canlar. Şimdi birinci yufkamı koydum. Sos alış. İkinci yufkamı koydum. Onu da şöyle güzelce her yere gelecek şekilde bolcana bir sosluyoruz. Rulomu önce şöyle ortadan bir tane keseceğim.
İki yufkam var bu arada burada biliyorsunuz. Bir şöyle keseceğim. Bunları da hedefim şöyle üçe bölmek. Her oluşturduğum üçgeni de üçe bölmüş olacağım. Bu şekilde. Tabii üçgene göre değişir. Biraz küçük, bu daha büyük. Bunu şöyle dörde bölelim. Hepsine şöyle iç harcımdan koyuyorum. Ucuna koyacağız. Şimdi birazdan saracağız onu. Şöyle hafif toplayıp hoppa sarıyoruz. Bakın şimdi. Şu şekilde böyle minik minik börekleri elde edeceğim. Kenarlardan topladım hafiften. Hoppa. Sardık. Güzelce sardık. Açık toplamak zor oluyor. Böyle her lokmada da zaten böreklerimiz güzel küçük küçük lokmalık börekler. Böyle ağzımıza gelsin o ıspanak tadı, öyle değil mi? Bence öyle olmalı. Oh. Şöyle tutuyor tutuyor saralım. Harikasın. Yine koyduğumuz soslanacaklar zaten arttı. Şöyle bolca hepsinin üzerine gelecek şekilde sürüyorum. Tabakta susamlı çörek kutunu karıştırdım biraz. Şöyle döküyoruz. Ve canlar, böreğimizi önceden ısıttığımız 190 derecelik fırınımıza alıyoruz. Canlar, şimdi böreklerimi fırına attım. Şöyle bir iç malzemem arttı. Biraz böyle kenardan aldığım yufkalarım arttı. Ondan sonra böyle biraz sosum arttı. Bunları nasıl birleştirebilirim diye düşündüm. Biliyorsunuz mutfakta israfa hayır diyoruz. Ve ben de aklıma şöyle bir fikir geldi. Şimdi bir tane yumurta kıracağım. Çünkü öbürü çok sıvı biraz. Şöyle bir yumurtamızı kırarım içine. Yufkalarımı şöyle elimle bölüp bölüp atacağım. Ya da kesebilirsiniz de. Artık nasıl hoşunuza giderse, nasıl kolayınıza gelirse. Ben tabii sosumdan da arttı biraz doğal olarak. Şöyle sosumu da içine dökeceğim. Artan sosumu. Bir yumurta koydum ki bağlayıcı olsun diye. Çünkü hani sosta şimdi yağ vardı, süt vardı. Bir yumurta gerekiyordu bunun içine. Biraz da aslında tuz atsak iyi olur. Şöyle bir tuz alıp geleyim. Biraz da şöyle tuz atalım. Baharat koyalım. Baharat candır. Şöyle azıcık nane. Azıcık karabiber. Biraz şöyle kekik. Renk versin biraz. Şöyle pul biber. Bir spatula yardımıyla da karıştırabilirsiniz ama elimizle yoğursak daha iyi olacak sanki. Şöyle. Tüm malzemeler daha iyi karışacak birbirine. Şöyle elimle bir yoğurayım. Malzemeleri bir kez karıştırıyorum. Azıcık şöyle bir zeytinyağı dökelim, yapışmasın. Her yerine bir sürelim yağımızı. İsraf etmiyoruz canlar. Dökelim.
Elinize de bastırabilirsiniz. Ben böyle çok 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 kalın olsun istemedim ki. Yufkası mufkası kolay, kolay pişsin. Hı? Ay çok güzel oldu. Rengi bile çok güzel değil mi ya? Kapatıp önünü arkada güzelce pişireceğiz. Kapağımızı da kapatıyoruz. Kısık ateşte canlar. Burası çok önemli. Harıl harıl bir ateşte yapmayın. Hemen adi bir tutar. Böyle kısık ateşte yavaş yavaş pişsin. Canlar altını kontrol ettim. Güzelce pişmiş. Şimdi şöyle. Wow. 1, 2, 3. Bakın. Ay çok güzel oldu. Yani gerçekten çok fazla iyi oldu. Şimdi burada bunu pişireceğim birazcık da böyle. Arka tarafını, şu an göremiyorsunuz siz tabi. Biraz da şimdi bu tarafını pişireceğim. Öyle güzel bir börek oldu ki. Anlatamam. Şöyle baktım canlar. Altı da pişmiş görünüyor. Hoppa. Koyuyorum tahtamı. Tutuyorum elimle ve dadadam. Abi çok iyi oldu ya. Çok fazla iyi oldu. Allah'ım böyle güzel börek olur mu ya Rabbim ya. Böyle şimdi size nasıl göstersem çok da sıcak. Çıtır çıtır bir. Bakın. Çıtır çıtır bir lezzet. Çok sıcak ama. Açamıyorum şu an. Öf. Ellerim yandı yandı yandı. Canlar içi dışı Allah'ım. Üst içi yumuş yumuş. Üzeri böyle çıtır çıtır kıtır kıtır bir börek oldu. Bir de yanında ayran olsa muhteşem. Bunu rahat bir deneyebilirsiniz. Harika oldu. Böreklerimi şöyle güzelce dizdim canlar. Benimkini biraz tuzu az ve altı yufkadan yaptım. Haberiniz olsun. Siz biraz daha tuz ekleyebilirsiniz ıspanağa. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.